Herkese merhaba. Öncelikle dinleyicilerimizden rica etmek istiyorum. Lütfen kameralarınızın ve mikrofonlarınızın kapalı olduğundan lütfen emin olalım. Sesler karışmasın birbirine çok rica ediyorum. Yapı Katalog 10. webinar oturumu desteğiyle gerçekleşen 22. Silker Akto Showroom etkinliğine hepiniz hoş geldiniz. Bektaş'la fark ettiklerimiz başlığı altında Sayın Mimar Nevzat Sayın ve Sayın Mimar Han Tümertekin ile birlikte gerçekleşecek bu etkinliğimiz yaklaşık bir saat sürecektir. Oturuma öncelikle Silkar Madencilik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdoğan Akbulak'ın konuşmasıyla başlayacağız. Daha sonra kendisi sözü Nevzat ve Han Bey'e bırakacak. Son 20 dakikayı da soru ve cevap kısmına ayıracağız. Oturum süresince sorularınızı sohbet kısmına yazabilirsiniz. Tekrar ediyorum lütfen dinleyicilerimizden oturum boyunca mikrofonlarınızın ve kameranızın kapalı olduğundan emin olunuz. Sadece Erdoğan Bey, Nevzat Bey ve Han Bey'in mikrofonu ve kamerası açık kalmalı. Lütfen bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyorum. Şimdi ben sözü Sayın Erdoğan Akbulak'a bırakıyorum. Evet, herkese hoş geldiniz diyorum. Bu koronalı günlerde artık webinarlar daha da artıyor. Biz de bu webinar serimizin ikincisini yapıyoruz. Öncelikle sevgili Hantumer Tekin ve sevgili Nevzat Sayın'a bu webinar davetimizi kabul edip geldikleri için de teşekkür ediyorum. Bizim tanıtım filmlerimizde de gördüğünüz gibi biz doğal taş ve lamine işleri yapıyoruz. Yani normal taşı ince yapıp farklı malzemelerle birleştiriyoruz. Ve sevgili Hantumer Tekin ve Nevzat Sayın'la da yaklaşık 3 sene kadar önce bir biyofilik mermer bahçe yarışması düzenlemiştik. Kendileri de jüri varlardı. Ve çok güzel bir çalışma yapmıştık. Hatta tanıştığımız onlar da öncesine dayanıyor ve dostluğumuz da devam ediyor. Bu bakımdan kendilerine bir kez daha geldikleri için teşekkür ediyorum. Şimdi herkes gibi bizler de farklı bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda ilgiliydi. Ve tahmin ediyorum farklılıkları yaratmak biraz da bilgiyle oluyor. Bu anlamda baktığımız zaman Sayın Cengiz Bektaş ki çok yakın zamanda kendisini kaybettik. Allah'tan rahmet diliyorum. Bu anlamda çok yönlü bir isim. Çok büyük bir usta, çok büyük bir mimar olmanın yanı sıra çok farklı özellikleri olan birisiydi. Tahmin ediyorum bu söyleşide özelliklerine de değinecekler. Ben lafı daha fazla uzatmadan kendilerine söz ediyorum. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Merhaba, Nevzat. İstersen ilk söz seninle başlasın. Seninle çünkü tanışmama da neden olan kişi Tamam. Bektaş'tı. Ama Bektaş'la birbirimizin farkına vardık. Sen istersen ilk adımı o taraftan at, sonra geliştirelim konuşmayı. Tamam. Valla işin doğrusu seninle Bektaş üzerine konuşmak çok güzel geliyor bana. Çünkü zaman zaman kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda da belki en çok adını andığımız, en çok konuştuğumuz ve en çok söz ettiğimiz kişilerden biri Bektaş. Benim için zaten çok özel birisi. Senin için de çok önemli olduğunu biliyorum. Dolayısıyla bunu seninle paylaşarak konuşmak çok güzel. Önce onu söylemeliyim. Şöyle, geçen gün Atlı ile konuşurken şunu fark ettim. Yani öyle bir şey çıktı ağzımdan. Bektaş enteresan bir şekilde mimarlar için de yazarlar için de, şairler için de, solcular için de, korumacılar için de bir şey, sıra dışı bir kimlik olmasının getirdiği bir şeyle yeterince, yani olması gereken yerde
yerden anlaşılamadı ve olabildiği kadar açık bir biçimde, net bir biçimde kim olduğu, ne yapmaya çalıştığı ve neyin peşinde olduğu konusu çok böyle doğru düzgün tartışılamadı. Dolayısıyla bunu böyle kişisel deneyimlerimiz üzerinden geçerek konuşmak şimdi bana çok iyi geliyor açıkçası. Şuydu, yanlış hatırlamıyorsam, siz bir Muğla projesi, Muğla'da bir eski kent dokusunun içerisinde bir yerleşme projesi yapmıştınız. Ve sanıyorum aynı dönemde Murat ve Yılmaz'la da tanışmamın nedeni olan bir şeydi. Ve bir ödül almıştınız, önemli bir ödül almıştınız bunun da. Galiba Fransa'da, merkezi Fransa'da olan bir kurum tarafından düzenlenmişti. Tam o Aralık'ta galiba tanıştık. Yani o projenin üzerindeki görüşmeler üzerinden tanıştık diye hatırlıyorum. Yanlışım varsa düzeltirsin nasıl olsa. Ve konunun da getirdiği bir şeyle, bir avantajla bu koruma, yerellikler, gelenek, yapıp etme, halk yapı, sanat falan gibi bir sürü kavram birbirinin içine geçmiş olarak uçuşuyor ve ben de görüntü kayboldu ama görebiliyor musunuz? Tam izleyebiliyor musunuz? Ben görüntü kayboldu. Güzel istiyorum. Bir ara sesimi bozuldu. Tamam mı? Tamam. Ve tam o aralıkta belki de böyle birbiri peşi sıra daha önceden bu denli sık bir biçimde ya da bu kadar çok ve birbirinin içerisine geçmiş olarak duymadığımız bir sürü kavramı nesnelerin kendileri üzerinden konuşarak, projenin üzerinden konuşarak, belli örnekler üzerinden konuşarak konuşma fırsatı elde etmiştik. Ve o bana hep ilk an gibi geliyor şeyi. Doğru mu? Böyle mi? Doğru mu? Şöyle gelişmişti. Evet, biz da öğrenciliğimde işte bizim Taşkış'ta da Teknik Üniversitede bir araştırma geliştirme grubu gibi alternatif bir örgütlenme vardı. İhsan Bilgin başı çekiyordu ve ben de birinci sınıfta birinci yarı yıldaki meraklı öğrenci olarak onlarla çeşitli tartışmalar yapıyordum. Yani ve orada ya okulda verilen eğitimin yetersizliği üzerine sürdürülen tartışmalar gidelim yerinde şu mimarlığı öğrenelim deyip Muğla'ya bir öğrenci inisiyatifi olarak bir şey gezi düzenlemiştik. 19 kişiyle başladık. Sonra o bir 9 kişiye kadar, yani bir ay orada çalıştık vesaire. Müthiş bir aydınlanmaydı bizler için. Döndük. Bir Fransa'daki bir yarışmaya katıldık. Uluslararası bir yarışmaydı. Orada da birinci olduk. Birinci olduktan sonra, bu arada tabii ki Bektaş bizim için Türk mimarlık sahnesinde önemli bir ilgiydi. Bir de hatırlarsın, Mimarlar Odası'na halkın elinden dilinden diye bir şey yapar, bir bölüm yapar. Ve orada mimarsız mimarlığa ilişkin çok ilgi çekici bilgi vardı ve beni çok şekillendi. Dolayısıyla bir kere bir şey olarak, mimarlık ilgili olarak zaten Bektaş önemli bir yerde duruyordu. Biz o yarışmayı kazandıktan sonra nasıl haberdar olduğunu hatırlamıyorum ama gayet iyi bilirsin, cuma akşamları Kuzguncuk'taki büroda kuru fasulye pilav eşliğinde biri hep bir konuyu konuşurdu. Ve ben o bizim yarışmada birinci olan öğrenci çalışmasını sunmuştum bir akşam abi. O kadarını hatırlıyorum. Evet, evet, bilmiyorum. Evet, Feci önemli. Akıl almaz bir şey. O ara Türk mimarlık sahnesinin en önemli mimarlarından birinin topu kaç kişi olurdu o akşamlar? 20 kişi falan mıydı?
Tabii. 20 kişi, 20 civarında. O kadar. Yani 20 kişilik bir elitinin içinde o tıfıl halinde ben bir proje anlattım. Ya o çok şeydi, benim açımdan çok zor bir şeye çık kalkışmıştım. Ve işte orada tamam, siz o zamanki grup sanırım 5 kişiydiniz. Hatırlıyor muyum? Kubilay, ben, Cahit vesaire. Ve o zamanki grup 4 artı 1'dik yani. Nasıl? 4 artı 1. Biz 4 kişiydik. Bir de Bektaş 5'tik. Ha, tamam. Öyleydi. De ben o zaman masalarımızın düzeni de öyleydi hatırlıyorum. Nasıl? Masaların düzeni de tam o 4 kişinin çalışmasına göre kaydırılmış bir haçtı yani. Evet. Hatırladım şimdi o düzeni de. Ve oradaki işte konuşmalardan filan ve o grup içinden senin sorularından, yorumlarından hatırlıyorum ve bir daha o gün ha bu adamla biz hani anlaştık diye hissetmiştim. O gün bugündür götürüyoruz. Evet, yani Bektaş sayesinde farkına vardığım kişilerden birisindir ama tabii onun yolu anlamında, yani o yolda nelerin farkına vardık, neleri önemsedik ve mimarlığımıza kattık. O da yani hiç hafife alınacak bir şey değil tabii ki. Yani bizim kişisel dostluğumuz dışında benim hep boykotlar sırasında okulun kitaplığına girip karıştırdığım kitaplarda karşıma çıkan ve bizdeki karşılığını ancak Bektaş'ta bulduğum o mimarsız mimarlık kültürü, ki Rapoport değil, kimdi bir, şimdi adını hatırlayamayacağım bir mimarın kitabıyla karşılaşmıştım. Kenneth Frampton'ın kitabı. Frampton da değildi ya. Kimdi, dur bulmalıyım, hatırlayabilirim onu. Rudowski. Onun kitabıydı. Rudowski'nin, doğru. Evet, Rudowski. Kendiliğinden oluşmuş yapılı çevrenin kalitesini ve gücünü öyle fark etmiştim. Türkiye'de de tabii ki kendisi profesyonel mimarlık yapıyor ve güncel bir mimarlık yapıyordu. Ama Bektaş dışında da böyle bir alana ilgi çeken bir mimar yoktu. O nedenle beni ilk hareketi bana o verdirmişti. O özelliği verdirmişti. Sen de işin içindeydin. Nasıl yaşardınız onu? Çok çok iyi bir yerini hatırlarsın. Yani şöyle olduğunu düşünüyorum ve zamanla bunu daha da çok böyle olduğunu düşünmeye başladım. İşte bu halkın elinden dilinden, hatta bu teoriye fazla meraklı arkadaşlar tarafından fazla hafif bulunan bu başlık. Ben de biraz çok mimarcı. Hani o sırada postmodernite üzerinden dünyada böyle kıyametler kopuyor, teoriler tartışılıyor falan. O arada birisi ısrarla halkın elinden dilinden diye bir şey yapmaya çalışıyor. Bir köşeyi sürdürmeye çalışıyor. Yani hatırlıyorum ben o dönemlerde. Hatta insanlar yönetime geldiği zaman ilk yaptıkları şey o köşeyi kaldırmak olmuş sanıyorum. Yani o postmodern şeye, literatüre yer açabilmek için. Orada çok önemli bir şey vardı. Cengiz'le uzun süre çalışınca, aslında çalışmanın içerisindeyken de fark ettim ve zamanla daha çok yerine oturan bir şey olarak. Hani mimesis dediğimiz taklitçi çok önemsiyordu. Yani geçmişi bilmek ama yapmak için değil, anlamak için bilmek. Onu anlamlandırabilmek ve onun üzerinden yeni şeyler yaparken yapma yöntemini tekrar edebilmek. Nesnenin kendisine hiçbir zaman tutunmadı. Yani onu bir kere daha üretmek konusunda kesinlikle yasaklarından bir tanesi buydu. Onu bir daha yapmaya kalkmadı mesela hiçbir şekilde. Her zaman ama oradan ürettiği şeyle, düşünceyle
Yani yeni bir şey yapmanın, o çok inanırdı şeye, zamanın ruhu denilen şeye. Ve o neredeyse kesin olacak kadar şey, keskin düşünceleriyle modern olma meselesinden hiç ödün vermedi yaptıkları üzerine. Ama bir düşünme alanı olarak o kapıyı gerçekten de o kadar açık tutan bir de, tabii ki akademik dünyada iyi araştırmalar olan, mesela hatırlıyorum ben Nigyan Beyazıt'ın Vakıflı Köyü çalışması vardı. Mesela benim öğrenciliğimde elime geçen kitaplardan bir tanesi ve çok güzel bir çalışmaydı. Ama hem profesyonel dünyada çalışmasını sürdüren hem de geriye doğru bu şekilde araştırmacı ve analitik bir gözle bakabilen ve oradan taşıyıp nesneleri ya da elemanları kullanmak değil, düşünceyi kendi düşüncesinin içine sokabilen insan sayısı azdı da diyemeyeyim, galiba yoktu. Dolayısıyla Bektaş'ın büyüleyici yeri benim açımdan tam burada, tam burada şey yapıyor, başlıyor. Ve onun mesela onun çok tutkuyla bağlı olduğu orta mekan fikri, merkezi plan geleneği, biliyorsun kare bir plan, olabildiğince kare ya da kareye yakın. Ortada her bir, o koridor denilen şeyden hiç haz etmediği için ortadan her yere dağılmaya çalışan, orada giderek boşaltan. Mesela buna bakınca bu bayağı, şimdi de mesela şeyin çok güzel bir kitap vardı. Merkezi plan geleneği, Asya'da merkezi plan geleneği üzerine. Orta Asya'da merkezi plan, evet, Kültür Bakanlığı yayını. Şeyin arkadaşımızın adı üstü, en önemli mimarlık tarihçisi İTÜ. Şimdi Bodrum'da yaşıyor. Evet. Gunadit mi? Sen devam et, ben hatırladım. Peki, hatırlamalıyız ama bunu, bu konuşmamız lazım. Evet. Hayır, hayır. Şimdi mesela orada şey, orada o kitapla birlikte Cengiz Bektaş'ı düşündüğün zaman çok ilginç bir şey var. Günkut. Ha. Günkut Akın'ın, mesela müthiş bir kitaptır gerçekten. Olağanüstü bir şeydir, kaynaktır. Şimdi o kitabı düşününce Bektaş'ın bütün modern mimarlığın parçaları sayılabilecek olan yapıların hepsinde aslında o geleneğin izleri görülür. Ama sadece o düşüncenin izleri görünür. Onları birebir örtüştürecek bir şey bulamayız. Mesela bu bana hep çok etkileyici gelmiştir Bektaş özelinde açıkçası. Benim takıldığım ya da iyi anlamama yardımcı olduğu bir şey de mekanı oluşturan pek çok girdinin hayatta olduğunu anlatması. Ya bunu tabii ki didaktik bir şekilde anlatmadı ama özellikle o sizlerin yaptığı şey vardı. Hani yılda bir mavi yolculuk yapar. Evet. Şimdi onların hiçbirine katılmadım ama oranın dönüşünde yapılan sizin yine o cuma akşamı toplantılarınızda bulunmuştuğum vardır. Orada benim yaptığım çıkarsama şuydu ki yine mimarlığıma büyük katkıdır. Siz orada işte gittiğiniz yörelerin müziğini, yemeğini, yaşantısını oluşturan temel verileri çalışırdınız. Evet. Onlar üzerinden aktarırdınız yaptığınız o geziyi bana. Yani bana dedim ki aktardıklarınız ama ben orada neden orada öyle bir mimarlık yapıldı, neden o yörede o binaların var olduğunu, aradaki farklılıkları nelerin oluşturduğunu, bunun sadece yapım tekniği ya da oradaki malzemeden kaynaklanmadığını,
böyle bir yaşantının mekanları olduklarını anlamışımdır. Ve bunu o zaman laf aramızda çok da anlamamıştım. Hafif, yine sen bilirsin çok konuştuğumuz için o konuları ve popülizmi olan mesafemi bazen biraz popülist de bulurdum. Ama zaman içinde gördüm ki böyle müthiş bir katkısı var bana. Yani hiçbir zaman bina üzerinden, yapılı çevre, yapılmış olan üzerinden değil, o yapının, o fiziksel çevrenin neler, hangi girdiler sonrası oluştuğundan oluştuğunu anlayabilmiştim. Ve bunun çok dolaylı, ancak zaman içinde benim fark ettiğim bayağı önemli bir katkı olduğunu düşünüyorum. Çok çok önemli bir yer bu söylediğin. Ve mesela şöyle şeyler hatırlıyorum. Şu anda gözümün önünde bir şey var. Antalya'da, Antalya çevresindeyiz. Likya gibi bir şeyin peşindeyiz. Antalya çevresindeki yaylalardan bir tanesinde tahıl ambarları var. Ve çok enteresan bir şey. Olarak çam ağaçlarının o kalın kabuklarından yapılmış çocuk oyuncaklarını anlatıyor. İşte yakınımızdaki Seki Altı köyünün kilimlerinin üzerindeki desenlerin nereden geldiğini, aynı desenlerin Likya bölgesinde 2500 yıl önce nasıl var olduğunu anlatıyor. O bölgedeki bir türkünün içerisindeki onun açılımının aslında örtük olarak neyi söylediğini anlatıyor. Ve bunların bir yaşama alışkanlıkları olarak o insanların neden o tür şeyleri yaptıklarını anlatıyor. Yani bu bağlamı tam söylediğin çerçevede aslında doğrudan doğruya mimarlık olmayan, doğrudan doğruya mimarlığın alanına girmeyen ama dolayımlı bir biçimde mimarlığı oluşturan şeyler, yani mimarlığın sonucu değil, mimarlığın nedeni olan bir takım şeyleri olağanüstü bir berraklıkla anlatıldı. Dediğim gibi bazen bunu o kadar abartılı ve bu ilişkilendirmeyi o kadar zorlama bulurduk ki yok artık falan dediğimizi hatırlıyorum. Fakat zaman geçip yaşımızı başımıza aldıktan sonra ve karşılaştığımız şeylerle zihinsel bağlantımızı kurmaya başladıkça bunun ne kadar hakiki bir bilgi olduğunu çok daha iyi anlıyoruz. Evet, benim de zamanla fark ettiğim, çünkü mimarlıkta neyle uğraştığıma baktığımda sadece bununla uğraştığımı gördüğüm için, hani biçimi yaratayım, hadi bu biçimin içine hayat sokayım değil. Ne kadar çok hayata ilişkin veriyi projemin içine sokabilirsem sokayım ki o hayat sonunda biçimini kendisi bulsun. Mümkünse, tabii ki mümkün olmadığını biliyoruz. Orasına burasına dokunuyoruz bir şeyler. Yapıyoruz. Ama dinamiğini hayatın oluşturması gibi bir öncelik düşündükçe o anılardan büyük çapta beslenmiş durumda benim için. Çok çok önemli. Mesela işte iyi bildiğimi zannettiğim 1968'den beri gittiğim, geldiğim, kaldığım Bodrum'u düşünün. İkimiz aynı tarihlerde orada iki tane yapıyla uğraşıyorduk. Hatta şantiyeye gidince göreceğimiz ve başımıza örülmüş olan çoraplarla başa çıkmak için, karın ağrısını gidermek için önce sakallıya gidip bir yemek yerdik. Tabii. Şöyle mide asitlerini indirip, baskılayıp ondan sonra şantiyeye gider. Akşam da içerken bunun muhabbetini yapardık. Mesela orada ve önce hataları yapılmış bulurduk. Tabii. Başımıza gelecek önceden öngördüğümüz her şeyi gidince görürdük onu. Bir şeyle hızlı araba kullanıp bilmem ne yapıp bir ferahlamalar yaşadıktan sonra orada mesela Turgut Cansever'in de yapısı vardı. Bektaş'ın da yapısı vardı. Bodrum'da. Ve iki apayrı kol. Bir tanesi bir tarihselcilik üzerinden,
Bir tanesi bir modern dünyanın parçası olarak ve ikisi de gelenekle çok yakından ilgili iki insan ve dolayısıyla hatırlar karşılaştırmalı de birbirinden farklı olanların ne olduğu konusunda tartışmalar verdi ve orada mesela Cengiz'in antik tiyatro otili tam tiyatronun karşısında olan seçkin konaklar Ora tatil köyü gibi birbirine benzemeyen ve kendi bulundukları şey içerisinde tarihsel olarak önce seçkin konaklar sonra tiyatro otel sonra Ora diyebiliriz buna. Bunları karşılaştırmalı olarak birbiri üzerinden okuduğumuz malzeme kullanımı, plan çözümü, araziyle olan ilişkisi, geçmişi tekrar edip etmedikleri, geçmişten yeni bir şey üretip üretmedikleri, modern dünyanın bir parçası olup olmadıkları, bugüne dair bir bilgiyi taşıyıp taşımadıkları konusunda o gün de ne kadar velut, ne kadar bereketli bir şeydi, tartışma alanı açıyordu aslında ve ne kadar zihin açıcı bir şeydi. Bektaş'ın işleri üzerinden böyle tekrar tekrar konuşmak. Açıkçası. Ve bunu da insan zamana dair yani. Şimdi sen konuşurken birden dinimin bir yerinde duruyordu. Bektaş'ın nasıl haberi oldu bizim o Muğla konulu Fransa'da kazandığımız yarışmadan diye. Şimdi hatırladım ve nefis bir örtüşme oldu. Sen deyince çünkü hani hep gittiğim, gördüğüm Bodrum'daki farklı karşılaştırmalar yapacak yaklaşımından söz ettiğinde biz o Fransa'daki yarışmayı kazandıktan sonraydı ki o yarışmaya hazırlanırken de bize çok destek vermişti. Rahmetli Oktay Ekinci Muğla İmar Müdürü'ydü. Ve biz o yarışmayı kazandıktan sonra şimdi adını hatırlayamayacağım. O dönemki Muğla Belediye Başkanı ve Oktay şehirde bizim önerimizdi o. Yani biz gittik orada büyük bir başarı kazandık. Yarışma 106 galiba katılımcı vardı bütün Akdeniz havzasından. Ve biz böyle gencecik tipler birinci olmuştuk. Demiştik ki ya biz şehre bir şey vermek istiyoruz geriye ve orada büyük bir sergi ve etkinlik düzenlenmişti. Ve o etkinliğinde onur konuğu Bektaş'tı, şimdi hatırladım. Ve Muğla dönüşünde de biz Bektaş, Gönül Bektaş, o zamanki bir dostum, sonra yıllardır görmedim kendisini, Süreyya diye bir arkadaşımız vardı. Süreyya'nın Honda Civic'ini büyük çapta ben kullanarak biz Muğla'dan İstanbul'a bir gelişimiz vardır. Belki şeyi hatırlarsın, normalde o zaman bile olsa 8-10 saat sürecek olan yolculuk 24 saat sürmüştü. Çünkü Bektaş yolda ikide bir işte şuradaki camiyi bilir misiniz? Köye sapıyoruz. Gideriz orada bir tane camiye gidilir. Yok bilmem nerenin kirazı iyidir. Oraya saptık. Ve benim daha önce defalarca gittiğim Efes'i de Efes'te durduk tabii ki. Ve Efes'te ben işte daha önce mesela yamaç evleri hiç farkında, yani o gözle gezmemiştim. Çok iyi hatırlıyorum. Çıktık onları gezdik ve daha önce görmüş olduğum bir şeyi bu kadar farklı görmek hali müthiş etti. Evet. Ve sonunda gelip yani hatırlayacağım bölüm belki olabilir, sana yansımış olabilir. Tam artık geldik Kuzguncuk'a, onları bırakacağız ama yani sabahın beşi meşi öyle bir şeydi herhalde. Araba bozuldu. Tam köprünün yolundayız. Ve Bektaş Kuzguncuk'ta işte sizin bir oradaki bildik bir
tamirciyi. Avni Usta. Ama uyuyordu galiba. Yani sonunda ben arabada nöbetçi ben kalmıştım, uyuyakalmışım. Köprü trafiği başlamış saat 8 sularında mı ne? Herkes bakıyor. Araba biri uyuyor yolun kenarında. Sonra gelmişlerdi işte arabayı alıp çektiler ya da orada çalıştırdı filan. Ama diyeceğim o 24 saat boyunca tutkusu ve enerjisi beni müthiş etkilemişti. Evet. Yani hatırlıyorum yamaçları koşarak çıkıyordu ki o zaman da neresinden baksam 60'ında filan 50'si sonundaydı belki. Sürekli yani o ne var yolda... biz de koşuyoruz yamaçlarda. Nasıl? Biz de yamaçlı koşarak çıkıyoruz. Tamam ama o zaman bu yaşta koşacağımı beklemiyordum. Ona baktığımda yani böyle bir yerdeki bir tane evi göstermek için hadi araba gidiyoruz, park ediyoruz, koşarak çıkıyoruz, konuşuluyor, bakılıyor, hadi gidiyor, devam ediliyor. 24 saat. İnanılmaz bir şey yani. Bu azı yurdu biliyorsun. Yani 4 saat yurdu. Sabahın köründe kalkardı. Ve o bitmek bilmeyen enerjisiyle tam söylediğin gibi orada bir, nerede ne yenir, nerede ne içilir, nerede ne var, hangi caminin minberine bakılır, hangi caminin şerefesine bakılır, hangisinin süslemesi iyi, hangisinin mekan organizasyonu iyi. Bütün bunlar için Bektaş olağanüstü bir rehberdi ve şöyle formüle etmişti onu bence. Başkasından öğrenmek ya da başka şeylerden öğrenmek dediği bir şey vardı. Yani ömrümüz her şeyi öğrenmek için yeterince zaman tanımayacak bize. O zaman bu hızlandırılmış öğrenmeler için bizden önce yapılmış olan şeylere bakmak, dikkatle bakmak, hatta birçok insanın ve birçok zaman es geçtiği şeylere pür dikkat bakmak çok önemli bir kaynağı kullanmak demektir der ve gerçekten hiçbir şeyi ıskalamazdı. Mesela asırlık yani 600 yaşında olduğu söylenen bir çınar ağacına bakmak için yarım gün gidilir mi ya? Yarım gün gitmiştik yani o yürü yürü bitmek bilmeyen bir yerde ve sonunda gerçekten muhteşem bir şeyle karşılaşmıştık ama bundan hiç geri durmazdı ve bu şeye kadar gelmişti tabii. Mesela biraz önce yamaç evler konusunda söylediğim şey gibi mesela Halet Çambel onun çok önemsediği karakterlerden bir tanesiydi. Nail Çakırhan çok önemliydi onun için. Evet. Turgut Bey'in ilk dönem yapıları konusunda çok şeydi. Yani Büyükada Kulübü, Demir Evlerinin ilk fazı, tarih, Türk Tarih Kurumu yapısı bunları çok önemserdi ama bir tanesi onun için prima donnaydı. Karatepe Saçakları. Ve Karatepe Saçakları'nı anlatırken şu bağlamda anlatırdı. Halet Hanım'ın, Halet Hoca'nın yerinde korunması için buluntuların verdiği mücadeleyi. Bunun için önce İtalyanların hazırladığı bir projeyi ama İtalyanların şimdi tam hatırlayamadığım bir ayrıntıyla İtalyanların devreden çıkışını, Turgut Cansever'in bu projeyi üstlenişini, fakat katırlarla ulaşmaktan başka yolu olmayan bir yerde o büyük betonların nasıl yapılacağı söz konusu olduğu zaman Nail Çakırhan'ın ki o güne kadar hiç yapı yapmamış, sadece bir komünist olduğu için epeyce cefa çekmiş ve bir tebdili mekan için yer ararken buna aday olmasının bunu bütün hikayesiyle yani Hititlerden başlayıp Adana'ya, Adana'dan Karataş'a, Karataş'tan Halit Çandar'a, oradan Turgut Cansever'e, oradan Nail Çakıran'a inanılmaz bir bağlantıyla bunu anlatır ve bu nasıl örüldüğünü yani tek tek şeylerin ne olduğundan daha çok bunların nasıl bir araya geldikleri konusunda müthiş bir şeyi vardı. Bağlantı kurma ve dikkati es geçebileceğiniz yerlere çekme konusunda bence çok çok başarılı birisiydi diye düşünüyorum açıkçası. Benim bir etkilendiğimi yine zaman içinde kısmına fark ettiğim bir alanda Bektaş'ın yönettiği çizim kültürü ve çizim tekniği diye düşünüyorum. Evet. Ben o açıdan yani her açıdan da dönemin ve bugün hala
bende şey olan, süren iki rol modelim vardı Türk mimarlığında. İşte biri Bektaş, biri de Mehmet Konuralp. Mehmet Konuralp'in çizimlerinde özellikle aksonometrik kullanımı benim için çok çekiciydi. Öğrenciliğimde de ben maketten sıkılırdım. Yani maket bitene kadar projede değişiklikler yaşadığım için bir türlü maketle benim hızım senkronize olamazdı. Bir de çok mükemmeliyetçi olduğum için de maket yapıyorsam onu da kusursuz yapmalıyım. Çok vakit alırdı. Zaten değişiyor da. Benim kurtarıcım şeydi. Aksonometrik çizmek. Ve hele alttan yukarı doğru işte akbüyü şeklinde yapmak. Hem planı görebilirdim. Hem hacmin yüksekliklerini hissederim diye. Ve bir şeyim, bir yanım Konuralp ve onun kısmen temsil ettiği işte dönemin Architectural Association'ından geldiği için işte Stirling'in de filan kullandığı aksonometrik çizimlerdi. Ama öte yandan da Bektaş'ın daha çok iki boyutlu çizim standardı ve tekniği bana çok çok berrak gelirdi. Ciddi emek vardı. Özellikle taramalar tarama vardı çok. Paftanın okunaklığı, paftada çok bilgi vardı. Ama o bilgi berrak bir şekilde algılanabilirdi. Onu ben bayağı önemsediğim bir şeydi. Dolayısıyla onun üretiminde mesela siz büroda, yani tahmin ediyorum disiplinli adam ve ısrarcı bir yapısı olduğu için pek esnek değildi herhalde ve o tam tak tak işte budur, böyle çizilecek şeklindeydi herhalde. Bu çok iyi bir yer burası. Geçenlerde Ati ile konuşurken de bu konuda bir şeyler söylemiştim. Hikaye şu, sadece 0-2 rapido olurdu burada. Bir defa. Başka hiçbir rapido yok. Her şey 0-2 kalınlıkta çizilecek ve o rapidoyu kullanmak ve temizlemek bayağı, yani senin mimar olduğunu andırmadan ya büroya girdiğinde anlatılırdı. Nasıl temizlenir, nasıl bakılır, nasıl çizilir. Mesela onu dik tutunca, onu yatık tutunca, onu hafif bastırınca, onu daha çok bastırınca çizgi kalınlıklarının kontrol edilmesi çok önemli bir şeydi. Ve şöyle derdi, bu bir dil. Dolayısıyla aynı dili konuşmalıyız ki anlaşabilirim bunun üzerinde. Bu biraz önce söylediğim bu masadaki oturma düzeninde bazen şunu denerdik ve bunu becerirdik. Yani diyelim ki Ziya masasından kalkar, ben onun çizimine devam ederdim. Kit, Ziya olağanüstü çizerdi. Mesela ben kalkardım, Kubilay oturur ve çizerdi ve gerçekten düşünebiliyor musun? Değişmez miydi çizim? Elde çizilerdi. Hayır. Ve kendimiz bile ayıramazdık. Bu çizimi. Dolayısıyla tam söylediğim gibi aslında çizimin standartları, paftanın düzeni, yazının ne şekilde yazılacağı, ölçü çizgilerinin nerelerde, kesik çizgilerinin nerede ve nasıl çizileceği bayağı bir hani Neufeld kıvamında kurallar olarak vardı. Mesela letraset ve letraton kullanıyorduk biliyorsun. Aydıngel kağıdın üzerine. Evet. Hangi renkte letraton kullanılırsa bu siyah beyaz çekimde ya da mavi beyaz çekimde nasıl bir tonlama yapacağına dair bunlar örnek olarak önceden çekilir ve büroda asılırdı. Dolayısıyla kiste girenler, görünüşe girenler, planda olanlar, cephede olanların bir kodu var ve onun dışında keyfi olarak bir şey yapılamaz. Ama şuna açıktı mesela, bunları yaptıktan sonra bir önerin varsa, daha iyi bir şey öneriyorsan, daha farklı bir şey öneriyorsan, bunun önünde bir engel yoktu, bunu yapabilirdin. Ve zaman içerisinde aslında bu ortak dili oluşturmanın ne kadar zor ve ne kadar gerekli olduğunu anlayabiliyor insan. Çünkü o gerçekten de bir anlaşma zemini, yani küçük işaretlerle kısa sürede ve kesine yakın bir doğrulukta uzlaşmanın bir yolunu bulabilmenin bir biçimi. Biliyorsun, serbest elle inanılmaz çizerdi. Yani o
0-2 Rapido'yla. Ya ben onu mesela ilk Antalya Müzesi'nde bir nesneye bakarak yerinde çizim yaparken izlediğimde gerçekten büyülenmiştim yani. Bu neredeyse elini kaldırmadan böyle o incecik bir kurşun kalemle onu nasıl çizdiğini gördüğümde. Ve biliyorsun kendisine ait bir yazısı vardı. Sevimizi kullanamazdı. Kendi not defterine istediğin gibi yaz. Ama paftada serbest bir kullanacaksan tanımlandığı şekliyle yazman gerekiyordu. Ve bunu alfabeyi yaza yaza sonunda öğrenirdik. Mesela ben hala bugün yine bayağı kocaman bir metinde yazabilecek şeye geliyorum. Durumdayım hala. Dolayısıyla büronun ortak dilini oluşturan şeyler ise bu yazıp çizme meselesiydi ve çok şeydi. Bu konuda çok ısrarlıydı yani. Bu hiç tartışmaya açık bir konu değildi yani. Bunun müzakeresi yoktu. Ya bu bir kuraldı ve bu kuralı bununla konuşuyorduk her şeyi. Şey gibi geliyor bana. Sanki böyle şimdi senle bunları arka arkaya konuşunca biliyorsun kılı, mesela bir ara büroda mujikler giyiyorduk. Bayağı böyle hani yakasız gömlekler. Herkes aynı renk falan. Evet, geriye doğru düşündüğüm zaman şimdi bu seninle yapacağımız konuşmada bir takım şeyleri tekrar hatırlamak için geriye doğru düşündüğümde şunu fark ettim. Aslında bu 18. yüzyılda çok gündemde olan teatro mundi denilen, yani dünyayı bir tiyatro sahnesi gibi görme anlayışı şeyde çok vardı Bektaş'ta. Onun da kaynağının şu olduğunu düşünüyorum. İçinde olduğumuz, yaşadığımız dünya şimdi olduğundan daha anlamlı bir yer olabilir, daha derinlikli bir yer olabilirdi. Bunun bir yolu hani bir sihirli bir değneğin gelip değinmesini ve bütün dünyayı değiştirmesini beklemek olabilirdi. Bir tanesi de bulunduğumuz yerde bir şey yapabilirdi. Bektaş bütün bunları aslında o teatral şeyiyle, yatkınlığıyla, şimdi Bektaş'a böyle biraz tarafsız gözle yeniden şöyle gözünün önünden geçir. Giyimi, kuşamının sabosu, yeleği, yakasız gömlekleriyle falan böyle hali ve tavrıyla bir teatraldir yani. Bu kendine has bir şeydir, kişiliktir. Ve onun için o kişi dışılıklar konusunda da çok özel bir tavrı vardı. Sanki o dünyayı kurma konusunda hiç boş bir alan bırakmadan, hiçbir şeyi rastlantıya terk etmeden bütün onları birbiri peşi sıra düzenleyerek en azından bu dışarıda çok da anlamlıymış gibi görünmeyen şeyin içerisinde kendi dünyasını kurmaya çalışıyordu diye düşünüyorum açıkçası. O şey de bana merkezi plan geleneği de yine bu teatral dünyanın bir parçası gibi, yani sahnesi ortada bir tiyatro gibi neredeyse geliyor. Yani mekansal karşılığının da buralara doğru evrilebileceğini düşünüyorum. Ben şeyi bu hani sen dışarıdan bakıldığında evet sizin takım öyle algılanırdı. Yani davranış şekilleri falan ve hatta şehir adı da ilginçti. Bektaş Öz Yönetim Mimarlık İşliği. Tabii. Yani ilk onu okuduğumda eyvah nereye düştük demiştim. hala öyle miydi bu arada bilmiyorum. Şeyin adı öyle duruyor herhalde değil mi? Büronun adı. Yok. Sonunda çünkü Öz Yönetim Mimarlık İşliği olabilmesi için bağımsız karakterlerin olması, en azından kağıt üzerinde de olsa, resmen de olsa bağımsız karakterlerin olması gerekir. Son evrede bu böyle insanlar olmadığı için etrafında Bektaş mimarlıkta dönüşmüş bir şey. Ha, okay. Yani son adı bile verdi, yanılmıyorsam. Ama evet, yani o zaman halimiz biz Bektaş ve şürekası gibi görünürdük, biliyor musun? Yani. Evet, öyleydi yani. Konferansına falan geldiğinizde de öyle bir takımdı. Ben tabii usta-çırak ilişkisiyle çalışmak üzere geldiğim için bu durumdan çok memnunum. Yani şey böyle bana çok sihirli bir ortam gibi geliyordu ama dışarıdan böyle
hani biraz tuhaf göründüğünün de farkındaydım. Ben de sanırım sizin takımın dışında olup ona en sürekli değilse de dönem dönem yakınlaşarak ondan pek çok bilgi almış kişilerden biriyim. Evet. Onun için de tersinden de doğru. Bektaş'ın söz ettiği genç kuşak, ona göre genç kuşak olan, en çok söz ettiği insan sensin. Bunu daha önce söyledim mi bilmiyorum. Yok, bilmezdim. İzlerdi, biliyor musun? Mesela müthiş bir dikkatle kimin ne yaptığını bilirdi. Böyle bize söylediği bir şey vardı. O biraz önce söylediğim başkasından öğrenmekti. İzlerdi ve bana bir iki defa bazı bayağı sıkı ayrıntılar sormuştu mesela. Yayınladığım bir işin, gördüğü bir şeyin bir parçasını falan sorduğunu hatırlıyorum ve önemserdi yani ne yaptığının, nasıl yürüttüğünün, nasıl söylediğini. Kesin ki yani bütün yaşantısını yoğun bir şekilde mimarlıkla doldurmuş biriydi. Ama mimarlığa saplanmamıştı. Benim hep yani klasik müziğe ilişkin müthiş derin ve geniş bir bilgisi var. Evet. Beni geçenlerde yine Abdi ile konuşurken söyledim. Mesela beni hiç şaşırdığım şeylerden bir tanesi. Sanki bunlar apayrı dünyalarmış gibi. Hem klasik batı müziğini bu kadar iyi bilip hem de bu kadar güzel türkü söylemek nasıl olabilir diye. Mesela benim ilk Bektaş'ta ilk şaşırdığım şeylerden bir tanesi buydu. Çünkü tuhaf bir biçimde o güne kadar bunlardan birine doğru meyleder insan diye düşünüyordum. Oysa ve biliyorsun gerekmedikçe de bu bilgisini hiç dile getirmezdi. Yani o etkileyici bir şeydi. Yani konu olmadığı sürece bildiği şeyi ortaya çıkarmayan biri. Evet. Evet, çok. Çok önemli. Ve bir şey daha var belki. Mesela hep çok sert bir adam olarak bilinir. Sertti. Kısa yol ne demek istediğini. O sertlik garip bir biçimde etrafındaki insanları biraz kırıp dökerdi. Çünkü hele eleştirisinde haklıysa ama dilinde sert ve abartılıysa tam da taşı gediğine koymuşsa bu eleştiriyi yaptığı kişi tarafından çok da hoş karşılanmayacağını tahmin edebilirsin. Fakat evet, şeyde çok ilginç bir şey daha var. Bu sertliği kendisini de kırılgan hale getirirdi. Mesela böyle olmaktan çok hoşlanmazdı. Böyle olmaktan. Fakat bunu defalarca bana söylemiştir. Yani bana pür dikkat baktığını hissediyorum. Bak bunları yapma. Bunlar iyi bir şey değil ama huy gibi. Yani insan her zaman istediği gibi davranamıyor. Ve gerçekten kırılgan bir tarafı vardı onun. O kendisine de dönerdi o sertlik yani. Ben oldukça yeni denebilir, kaç yıl oldu bilmiyorum ama herhalde 6-7 yıl oldu artık. Şeyin jürisinde birlikteydim. Son yoğun mesleki ortam. Bektaş'la paylaştığım, rahmetli Afife Batur da vardı. Troya Müzesi'nin jürisindeydim. Ömer Selçuk'un kazandığı değil mi? Evet, evet. Şimdi o jüri toplantılarında mesela dediğin şey sertlik şeyde mesela bir an ortaya çıktı. Bize çay servisi yapmak için içeri biri girdi jüri toplantısı sırasında. Bu son derece anlaşılır, insani ve bizi orada misafir eden şeyin, organizasyonun beklenen nazik bir davranışı yani. Biri çay... Bir casus girdi gibi davrandı değil mi? Şimdi birden jüri toplantısına dışarıdan kimse giremez diye böyle bir patladı birden ve yanında da oturuyordum. Şimdi bakıyorsun kurallar açısından genel yarışma kültürü açısından baktığında evet çok doğru. Ama yani o zamanlı servisi yapan adama bu sertlikte bunu
hissettirmenin alemi yok. Dedim ki tamam Cengiz abi halledemeyiz filan. Sonra şey çok güzeldi, çok hoşuma gitmişti. O jüri toplantıları boyunca dediğim gibi bazı sertleşme ve doğru bildiğini en brüt haliyle hemen ortama sürme konusunda tatlı bir şekilde beni kullanmaya başladı. Yani dediğin şeyi daha da artık yaşı ilerlediği için sanırım farkındaydı ve bana diyordu mesela hani şunu şöyle hani araya beni tampon olarak soktu. Lisan-ı münasikle söylesene. Beni çok kullanırdı bunun için. Ve bir yandan o bir yerde çok hoşuma gitti benim. Ha dedim tamam kendisinin sözcüsü olarak beni kullanıyor. Çok farkındadır bunun için. Onun sükuneti olmuştum ve bayağı hoşuma gitmişti o duygu. Bu sertliğiyle ilgili bir hikaye var. Denizli'deyiz. 7 tane ev yapılıyor orada. Babadağ'da. Şantiyedeyiz. Ve temel radyo temelin izolasyonu yapılıyor. Ve izolasyonu yapan adamlardan bir tanesi orada lastik ayakkabıyla gezmiyor. Tamam. Eski usul yapıldığı için de o şeyde zifti kağıtta delinmelere yol açabileceği nedeniyle bağırdı. Çık oradan. Adam da böyle eliyle sen de kimsin gibi böyle bir işaret yaptı. Evet. Ya, yanımızda duran küreyi kaptı ve herifi fırlattı yani. Evet. Yani ya bunu sonra işte bunu konuşurken yani bu olacak iş değil yaptım. Ama işte, insan gerçekten dayanamıyor ve bunu yapıyor. Bunu konuşurken de yapardı. Bazen gerçekten iğne gibidir şeyi. Söyledikleri ve ama söylediğim şey bence çok önemli. Yani o iğne kendine de dönüktür. Yani böyle cız eder. Hiç o böyle içi rahat, gönlü ferah bir biçimde o dili kullandığına şahit olmadım. Her zaman bundan tedirgin olmuştur yani. Şey konusunda. Peki bir soru sana. Evet. Sence en iyi yapısı hangisidir? Sanki Ankara'daki şey, Türk Dil Kurumu. TDK. Evet. Ya bence olağan yapıdır. Bence de en iyi yapısıdır. Hatta bir keresinde şöyle bir o yapıyla ilgili şöyle bir şey var. Binayı Cengiz'le beraber gezdik. Ben böyle şey hani Zeus altarına gelmiş gibiyim. Ve akşam işte bir içip konuşuyoruz. Ben hani dilin kemiği yok. O zamanlar da Bektaş'ta ilk zamanlarım ve henüz onunla konuşmanın üslubu konusunda tam olarak yetişmiş değilim yani. Hala kendi dilimi kullanıyorum. Ya bu o kadar önemli bir yapı ki dedim. Bence bu sizin baş yapısınız. Tabii ki çok iyi yapılar yapacaksınız ama bu sizin en iyi yapınız olarak kalacak. Aman Allah'ım. Aman Allah, o masa kafama geçmediği kaldı. Bu nasıl bir şey? Bundan sonra binalar yapacağız ama bu en iyisi kalacak. Böyle bir şey olabilir mi? Olamaz mı? Onu hatırladım şimdi TDK deyince. Çok... onda mesela ne kadar belirgin bir şey? Ha? Söyle, zamanı dolduruyoruz gibi de ama söyle söyle ne diyordun? Ha şey mesela o yapıda şimdi aklıma geldi biraz önce konuştuğumuz konudan bu merkezi plan geleneğinin o yapıda kullanılmış olma hali müthiş sihirli bir şeydir. Cepheyle içerinin cephenin dışarıyla içerisini ne kadar ayırdığı, dışarıdan bakınca içeriye dair hiçbir şey tahmin edemeyeceğin ve çok ince ayrıntıları olan bir şeydir gerçekten o yapı. Mesela 10 derece basittir o camlar geri çekile çekile. Evet. Ve onun için de çok kötü kullanıyorlar yazık ki. Yani şimdiki durumu içer acısı ama yapı öyle sağlam ki yani çer çöpü ayıklasan yine ilk yapıldığı günkü gibi olacak. Bir de ben şeyi çok önemli buluyorum. Datça'daki Kangotan evini. Ben onu görmedim. Fotoğraflarını şimdi gezmedim yani. Ya böyle hani Akdeniz moderni diye bir şey varsa eğer
böyle bir şeyden söz edecekse bence o da o konunun başyapıtı olabilecek bir yapıdır gerçekten. Ay güzel oldu Cibek'te şu an var. Evet. İsterseniz yavaştan dinleyicilerimizin sorularına geçelim. Tabii. Tamam, tabii ki. Güzel sorular geldi. İlk sorumuz şöyle. Kendi mimari üretimlerinde Bektaş'ın etkilerini en çok hissederek çalıştıkları yapılar hangileridir? Hangi özellikleriyle bunu yapılarına yansıtmışlardır? Hangimiz önce cevaplı? Ya ben hemen... Ben daha kolay cevap verebileceğim için sen söyle bakayım ne diyeceksin. Benim hiç yani tüm yapılarımda bir payı var oradaki öğrendiğim şeyin. Tek bir yapı üzerine pek toparlayamam gibime geliyor. Şu kesin, ben de böyle düşünüyorum. Hani bir yapıyı hayatı donatarak oluşturmaksa öğrendiğim oradan ki büyük çapta budur. Yani bunu öğrendiğim tek kaynak Bektaş'ın mimarlığı değildir ama o yaklaşımın en azından hayatında kişi olarak tanıyıp birlikte dönem dönem zaman geçirdiğim... Yakın kaynak. Efendim? Duyamadım. Arada bir müdahale vardı galiba. Tamam. Tek kişi benim için odur. Bu kadar birebir kişisel ilişki kurma açısından. Ama oradan öğrendiğimi de işte şu yapımda ben asıl Bektaş bilgisini kullandım diyebilecek durumda değilim. Mimarlık yapma şeklime doğrudan müdahale etmiş bir şeydir o. Bilgi kaynağıdır benim için. Dolayısıyla ben de doğrusu da vardır payı. Ben de buna yakın düşünüyorum açıkçası. Biraz önce söylemeye çalıştığım gibi Bektaş da öğrenmeyi, kendi öğrenmesini de her zaman açık bir biçimde yaptığı ve geçmiş olan bağlantısını nesnelerin tekrar edilmesi üzerinden değil, yöntemin, düşüncenin tekrar edilmesi üzerinden kurduğu için bize de aslında yapılarımızın üzerindeki etkisi değil, kendimizi oluşturmamızın üzerinde büyük etkisi var. Dolayısıyla tam da Han'ın söylediği gibi bizim oluşmamızda bir etkisi olduğu için de bu bütün yapılarımızda bir şekilde devreye giriyor ve ortaya çıkıyor açıkçası. Ben ilk zamanlarda Han'dan farklı olarak bir usta-çırak ilişkisiyle onunla yetiştiğim için ben ilk evrelerimde hep Bektaş'ın buna ne diyeceğini, buna nasıl bakacağını merak etmişimdir kendi yaptığım işlerde. Ve hatta bazen o olsaydı ne yapardı diye düşündüğüm de olmuştur. Ve yine bazen onun gibi yapmaya, bazen de inadına farklı yapmaya çalıştığım da olmuştur. Ama bunların hepsi biçimsel şeyler ya da nesneler üzerinden kurulacak şeyler değil, düşünce ve yaklaşım biçimleri olarak belirlenmeli. Yani bizi oluşturan şeydir o, binalarımızı değil. Peki, diğer soruya geçelim. Turgut Cansever ve Cengiz Bektaş özelinde konuşacak olursak, bugün Türk mimarın tasarımlarda durması gereken çizgi konusunda bu iki ekolü nasıl okuması gerekmektedir? Türk mimarlığı adı altında bir kimlik arayışına sahip olmalı mıyız daha önemlisi? Ben istersen söyleyeyim, şimdi sıra bende olsun. Bir defa bu Türk mimarlığı değil de Türkiye'de mimarlık terimini kullansak daha iyi olacak. Diğeri biraz böyle fazla etnik bir mesele gibi geliyor benim kulağıma ve diğerini tercih ederim. İkisinin arasındaki çok önemli fark biraz önceki konuşmadan da anlaşılacağı gibi söylediğimiz sanıyorum. Turgut Cansever tarihselcidir. Cengiz Bektaş moderndir. Yani ikisinin arasında çok büyük fark var. Ancak biraz önce söylemiştim yine Büyükada'daki Anadolu Kulübü, TDK, Türk Tarih Kurumu,
şey demir evlerinin ilk fazı Karatepe seçatları gibi şeyin Turgutcan Sevdim modern olduğu bir dönemle Cengiz Bektaş'ın her zaman olduğu yer arasında önemli bir bağlantı var ama sonra yolları çok ayrıldı ve bambaşka şeyler yaptı. Dolayısıyla ben Turgut Canseleri çok önemsediğim için o yol da izlenebilir bir yol. Yani ben öyle bir yolu izlemedim ama Turgut Canseleri'nin düşüncesini de çok kıymetli bulduğum için baktığım, yaptığım bir sürü şeyde onunla içten içe tartıştığım zamanlar olmuştur. Dolayısıyla bence yine ikisinin yolundan birini tutturmak değil de ikisinin düşüncelerinden de haberdar olmak ve etkilenmek bence yeni genç tayfının yetişmesi içerisinde azımsanmayacak bir payı olsa iyi olur diye düşünüyorum. Bektaş ve Cansever karşılaştırmasında Nevzat'ın dediklerine tümüyle katılıyorum. Bu Türk mimarlığı yahut benzeri bir kimlik üzerinden mimarlık ise benim uzak olduğum bir şey. Çünkü kimliğin önceden kabul edilebilir bir durum olmadığını düşünüyorum. Sadece yapıyı dünyanın neresinde olursa olsun bulunduğu ortama, bulunduğu yere, ama yer derken sadece fiziksel verileri kastetmiyorum. İşte Bektaş'ın hepimize katkısı olduğunu söylediğimiz o yemeğiyle, müziğiyle, iklimiyle ve aklımıza şu anda gelmeyen pek çok verisiyle birlikte oraya ait kılınması kimlik kazandıran bir şey yapıya. Ne kadar bu verileri tasarımın içine katar, ne yoğunlukta kullanabilirseniz o kadar kimlikli bir yapıyla sonuçlanıyor süreç. O kimlikte bulunduğu yeri temsil ediyor. Dolayısıyla Ege'nin bir köyünde yaptığınızda Fransa'nın bir şehrinde yaptığınız yapı pekala kişilikli ve kimlikli bir yapı olarak hayata geçirilebiliyor. Belki şu eklenebilir, yani söylediğin şeyi benim kafamda böyle şöyle bir şey oluşturuyor. Mesela benim Bektaş'tan öğrendiğim çok önemli şeylerden bir tanesi, o bu terimi hiç kullanmamış olsa bile sonunda ben bunu kastettiğini söyleyebilirim. Tarih değil, coğrafya. Çok çok önemli bir şey. Yani bu iyi bir şey. Evet, güzel. Hem beşeri anlamda hem fiziki anlamda bir coğrafyadan söz ediyoruz. Bütün yerleşik yapılar, görenekler, yapılıp edilen her şey, alışkanlıklar, bütün bunların toplamından oluşan şey. Evet, Bektaş'ın hayatında, mimarlığında coğrafyanın yerinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Peki diğer sorumuz. Siz ve Bektaş'ın mimarlığında ya da eski mimarlarımızda güzel incelikleri görebiliyoruz. Ancak şu an yeni mimarlarda bunu göremiyoruz. Aksine mimarlık eğitimi ne kadar doğruya gidiyor? Bu akademik sürecin eksiklikleri nasıl kapatılabilir? Buna sen girer misin? Geliyorum şimdi. Şöyle, mimarlık sadece okuldan öğrenilen bir iş değil. Mimarlık eğitimi kuşkusuz değerli bir şey, bilgi kaynağı oluşturuyor ama bir mimarın asıl yatırımı kendi kendine yaptığı yatırımdan oluşuyor. Mimarlığa ilişkin bilgi toplayacak şey hayatın içinde. Mimarlığın bir teknik yönü var. Evet, bir yapı nasıl inşa edilir yahut bir mekan nasıl yaratılır bilgisi
büyük çapta okuldan alınabilecek bir bilgi ama o mekanın asıl varlık nedenini oluşturan yaşantıyı var etme bilgisi pek okuldan alınabilecek bir bilgi değil ya, okuldan bir bölümü alınabilecek bir bilgi. Asıl bilgi hayat. Onun için mimarlık okullarının iyi ya da kötü olması bir yere kadar mimarı belirleyen bir ortam. Dünyada pek çok mimarlık tarihinde pek çok örnek var ki formel mimarlık eğitimi almamış mimarlar bunlar ve yaptıkları yapılar, yarattıkları mekanlar son derece nitelikli ve insanların içinde kendilerini iyi yaşayarak, iyi hissederek yaşadıkları yerler. Geçenlerde yine benzeri bir konu başlığı üzerinde konuşurken söylüyordum. İşte yağmurun farklı zeminlere yağdığında çıkarttığı sesten bir mimar çok şey üretebilir yeni kurgulayacağın mekanlar için. Yahut sıcak bir günde güneşin bir ağacın altında yarattığı gölgenin yer değiştirmesinde oluşan korunaklı mekandan yine çok şey öğrenebilir bir mimar adayı. Hatta bırakın adayı, bir mimar. Ben de bu kadar yapı yapmış, bu kadar mekan tasarlamış olmama rağmen hala sürekli şu anda bile sizinle konuşurken evimin farklı pencerelerinden giren ışığın evin içinde yer değiştirdikçe nereleri nasıl öne çıkarttığını çaktırmadan izliyorum mesela. Dolayısıyla yani okul, evet tamam, iyi bir okulda okumak iyi bir şey ama yegane belirleyici olan okul ve eğitim değil mimarlık için. Ama şu var bence, okulun yani üniversitenin temel olarak vermesi gereken şey yöntem. Bence hı-hı, bilgi değil vermesi gereken şey. Yöntem, o bilgiye nasıl ulaşılacağının yöntemini vermek. Bu anlamda akademiyanın üzerine düşen önemli bir şeyi hiç yapmadığını düşünüyorum ben açıkçası. Yapmadığı şey şu, çok uzak örnekler üzerinde bitmek bilmeyen tartışmalar, konuşmalar ve meraklar sürerken hemen burnumuzun dibindeki örnekler üzerinden hiç konuşmuyoruz. Mesela biraz önce konuştuğumuz şeyler ve konuştuğumuz biçimlerdeki konuşmalar ne kadar geçiyor acaba? Yani hani biraz önce coğrafyanın önemli olduğunu söyledik. Kaç kişinin etrafında daha önceden olup biten şeylerden haberi var? Şimdi bu bence okulların kendi programlarını gözden geçirip bunu mutlaka eğitim programlarına sokmaları gerekiyor. Yani analitik bir bakışla etraflarında bulunan şeyleri nasıl değerlendirecekleri ve analiz denilen ama şeyden öteye, tespit çalışmasından öteye geçmeyen ve genellikle de dönemin yarısını kaplayan bu büyük çalışmalar yerine biraz daha farklı bir şey. Nasıl bakılır? Yani bir şeye nasıl, mesela Cengiz'in sağladığı şey oydu bence. Hı-hı. Bir şeye nasıl bakılır? Oradan bir şey nasıl koparılıp alınır? Yani bir düşünce olarak oradan ne edinilir? Bence okul bunu vermek konusunda çok zayıf. Tabii ki her şey okul değil. Ama okul üzerine düşen çok önemli şeylerden bir tanesini epeyce açığa alıyor diye düşünüyorum ben. Tabii. Benimki şeydi, bir tür acil müdahale planı olarak söyledim. Hani okullardaki eğitimin daha nitelikli kılınması o ayrı kendi ritmi ve hızına sahip bir süreç o. Ama öbürü hiç de bunları beklemeden hemen yapılabilecek bir şey. Ama yine de ben mesela diğer soruya geçiyorum. Kendisi yapmasa bile dürtmesinin önemli olduğunu. Pardon. Tamam. Çok pardon. Duymadım da siz Nevzat Bey. Koronavirüs süresince insanlar bu kadar aralıksız süre boyunca evlerinde kaldı. Bu süreçte yaşam konforlarının düşük olduğunu düşünüyorum. Ayrıca sosyal mesafe kavramıyla bu süreç sonrası mimari anlamda nasıl bir etkileşim olacak?
Ya bu, bence bu şahinliğe benziyor. Yani ben bunları değerlendirmek için çok erken. Yani daha biraz daha üzerinden vakit geçmesi gerekecek. Benim itiraf edeyim ki bir tahminim yok yani ne olacağına dair. Ama yani mimarlıkla ilgili olarak hiç tahminim yok. Çalışma biçimine ilişkin var. Şimdi başladı, bir ucundan başladığımız şekilde belli parçalara ayrılıp dijital dünyanın içerisinde bu ilişkileri sürdürmeye çalışacakmışız gibi görünüyor daha bir süre. Ama tabii bu süre içerisinde hala bir mimarlık talebi var ise, dolayısıyla bir şey tahmin etmenin zor olduğunu düşünüyorum bu konuda ama dünyanın nereye gideceği konusunda bir şey söyleyebilirim. İki uç var bence gidebilecek. Bir tanesi daha otokratik bir şeye, yapıya, daha sert bir yapıya dayalı bir devlet kapitalizmi bence biraz öne çıkacakmış gibi görünüyor. Bunun antitezi de daha etkin bir yurttaşlar varlığına dayalı, daha demokratik ve daha paylaşımcı, daha açık bir yapının oluşacağı. Mesela şu sıralarda çok söylenen ve Çin üzerinden geliyor tabii bütün bu benzetmeler. İşte 150 milyon kamerayla bütün vatandaşlarının ateşlerini, bir hasta olup olmadıklarını, o sırada nerede olduklarını, neye yaklaştıklarını, en yakınındaki hastalıklı kişinin ne kadar mesafede durduğunu söyleyebilecek kadar net bilgiye sahipler. Aslında bir tarafıyla düşündüğünüz zaman bu çok şey, faydalı bir şey ama bir tarafıyla da çok ceberrut bir şeye yol açabilir. Bu tıpkı genetiğiyle oynanmış organizmalar gibi. Belki her seferinde yeniden bir tohum alıp ekmeniz onların hastalıkları aktarmamasını sağlayabilir ama öbür taraftan da bütün dünyadaki üretimin belirli ellerde birikmesini sağlayabilir. Şöyle bir şart olsaydı, ben de devleti izleyebiliyorsam benim bir şikayetim olmazdı. Ama tek taraflı olarak izleneceği zaman bence kritik bir yer. Dolayısıyla bu iki şey, yani daha paylaşımcı bir dünyanın varlığını isteyen insanlar grubuyla daha dayatmacı bir dünyanın içinde yaşamak isteyenler insanlar grubu arasında böyle bir karşılıklı bir tartışmaların geçeceği bir zamana giriyoruz gibi görünüyor. Bu kendiliğinden mimarlığı da etkileyecek. Mesela kamusal alanın nasıl bir yer olduğu, özel kolektif alanların neye benzedikleri, özel olanla dolayısıyla mahrem olanla kamusal olan dolayısıyla kişi dışı olan durumlar üzerinde nasıl bir şey olduğu bence yeniden düşünmeye değer bir konu. Bir de çok önemli bir şey, fiyatalı şeyler yapmak yerine belki de biraz daha meselenin kendisinin ne olduğu hakkında daha çok konuşup tartışmamız gerekecek gibi görünüyor. Kesildi mi? Hande. Hande düştü galiba tekrar geldi ama ben bir sonraki soruya geçeyim. Hande Tamam. bu sırada gelir büyük ihtimalle. Dijitalizmle beraber tüm eğitim süreci online olarak sürdürülmeye başladı. Bu süreçte stüdyo çalışmaları online olarak devam ediyor. Sizce uygulamanın ve temasın bu kadar önemli olduğu mimarlık eğitimine dijitalizmin etkisi nedir? Yani iki ucu var bunun da bence. Belki de mimarlık bu eğitimlerin içerisinde en kolay dijitalize olabilecek olan. Çünkü zaten hayatımızın önemli bir evresinde bunu kullandık, buna çok aşinayız. Projelerimizi böyle çiziyoruz, birbirimizle böyle paylaşıyoruz. Ortak proje ürettiğimiz gruplarla bu ortamlarda çalışıyoruz. Hatta kimi zaman çok uzak yerlere sunuşlarımızı böyle gönderiyoruz. Kendi sesimizi yüklüyoruz, görüntüleri yüklüyoruz. Ben en kolay bizim adapte olacağımızı düşünüyorum. Fakat biraz önce Han'la konuşurken yer yer değindiğimiz hakikat meselesinin bunun içerisinde nasıl olacağı konusunda doğrusu benim için büyük soru işaretleri var. Yani zaten bir gerçekliğin içindeyken bile hakikat meselesi sorunken, bu kadar dijital dünyanın bir parçasıyken bu hakikat meselesi nasıl hayatımızın bir parçası olacak? Bunu bilmiyorum gerçekten. Bu başka bir şey.
Ve belki bu konuda bizim değil, daha genç tayfanın söyleyeceği ve bu dünyayı daha aşina olan grupların söyleyeceği şeylerin daha önemli olduğunu düşünüyorum. Han Bey? Dijital sorusunu Han'a da sorar mısın? Han, soruyu duydun mu? Han Bey'in sesi gelmiyor. Sorular zor olunca sesi kapamış olabilir. Han Bey, duyuyor musunuz? Ha, şimdi duyuyorum, tamam. Tamam. Han, dijital dünya sorusunu sorar mısınız lütfen? Tabii ki soruyorum. Dijitalizmle beraber tüm eğitim süreci online olarak sürdürülmeye başlandı. Bu süreçte stüdyo çalışmaları online olarak devam ediyor. Sizce uygulamanın ve temasın bu kadar önemli olduğu mimarlık eğitimli dijitalizmin etkisi nedir? Son kelimeyi duyamadım. Bir saniye. Uygulamanın ve temasın bu kadar önemli olduğu mimarlık eğitimine dijitalizmin etkisi nedir? Of. Ya ben mimarlık eğitiminin bu kadar mesafeli verilebileceğini düşünmüyorum. Kesin kes insanın karşısındakinin gözüne bakarak o sıradaki oturuşuna, mimiklerine bakarak sürdürebilir mimarlık eğitimini diye düşünüyorum. Tamam, her anını bu dediğim şekilde yaşama zorunluluğu yoktur ama kesin kez bir arada olmanın kaçınılmaz olduğu bir eğitim türü mimarlık. Bırak onu, tüm insani davranışların belli oranda birlikte davranmaya davranmak zemininde geliştiğini düşünüyorum. Dolayısıyla bunu kalıcı, nihai bir durum olarak görme yanlısı değilim. Görülebileceğini düşünmüyorum. Gerçekçi bir şey değil bu. Anladım. Son soruya geçiyoruz, eğer uygunsa sizin için de artık. Tamam. Değerli hocalarım, sizce bu koronavirüs sürecinde Bektaş'ın sıkça bahsettiği Türk evi ve Türk mahallesi, Türk köyü tipolojilerinin kullanıcı deneyimi açısından şehirdeki standart çok katlı yaşam deneyiminden farkını daha iyi anladığımız bir dönem olabilir mi? Mimarlıkta günümüzde geldiğimiz noktada sosyal izolasyonun aslında gönüllü karantina süreci dışında da deneyimlendiğini görebiliyor olmamız, modern şehir hayatındaki anonim yaşamlarımız sizce de ironik değil mi? Oh. Ya ben bir kere şehir insanıyım. Şehri severim ve doğru bulurum. Hatta biraz provokatif gelebilir ama insanın, doğal ortamının ben kentler olduğunu düşünüyorum. Yani ormanda bir gece bıraksanız bir insanı herhalde ciddi sorunlar yaşar. Dolayısıyla şehirleri mahkum etmeye yönelik bir düşünce bende oluşmadı. Biraz belki bu şeyimden, çok tarafsız konuyu ele almamamdan, biraz da bu tür değerlendirmeler ve sonunda karara varmak için erken olduğunu düşünüyorum bütün bu yaşadıklarımızı. Biraz sakin oturup beklemeliyiz, bekleyip görmeliyiz diye düşünüyorum. Ben şunu söyleyebilirim bu konuda. Tabii Han'a nerede oturduğunu sormak lazım. Kuruçeşme'de şahane bir kilisenin avlusunda bir ofisi. Ofisine birkaç yüz metre mesafede bahçe içinde güzel bir evi var. Dolayısıyla şehirde yaşamak, yani benim de durumum ona benziyor. Evimle işimin arasında üç kapı var. Evim de, işim de sadece bana ait olan binalar. Yani bahçe kapısından itibaren kendi mekanıma giriyorum. Ve ben de koşulları
seçilmek şartıyla şehirde yaşamanın anlamlı bir şey olduğunu düşünüyorum tabii ki. Ama diğer taraftan da zaten hani 60 katlı bir apartmanı hiç de yakın bulmadığım için ve korona zırhısından önce de bunu bence çok saçma bir şey olarak gördüğümden şehrin yeniden düşünmesi için böyle bir kışkırtıcı bir tarafı olabilir bunun. Ama bu bizi bir Osmanlı mahallesini yeniden kurmaya kadar götürürse çok acıklı bir sonuç çıkar buradan. Böyle olmamalı ama kişinin özeliyle kamusal olan arasındaki ayrımları yeniden düşünmek, bir arada olmanın koşullarına getirilerini, bir arada olmanın gerçekten bir arada olup olmadığını, yabancılaşmanın hangi durumda daha derin izler bıraktığını yeniden düşünmek için sanki bu iyi bir fırsat sayılabilir. Ben daha tabii ki şehirde ama yeniden düşünülmüş bir şehirde yaşamayı daha anlamlı bulanlardanım. Dolayısıyla mesela İstanbul'u şimdi birbiriyle karşılaştıracak olsanız bu çok kolay. Bir İstanbul haritasını ilçeleriyle birlikte gözünüzün önüne getirin. Sonra bunlara tek tek bakın. Sonra bunları internet üzerinden de olsa hangisinin kent merkezli o odaklara bakın. Sonra orada kendinize bir yer seçin. Yani Eyüp mü, Kızgıncık mı, Üsküdar mı, Kadıköy mü, Maslak mı, Levent mi falan. Bu karşılaştırmaları yapmanın mesela bir mimarlık öğrencisi için ya da mimarlar için de aynı zamanda çok iyi bir zamanı diye düşünüyorum. Yani bunları düşünmek, bunları yeniden gözden geçirmek gerekiyor. Peki, Sayın Nevzat Sayın ve Sayın Han Tümer Tekin'e çok teşekkür ediyoruz bu güzel söyleşi için. Erdoğan Bey, sizin eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Vallahi ben öncelikle her ikisine de çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda katılımcılara da çok keyifli bir söyleşi oldu. Biz de bu arada Cengiz Bektaş hakkında çok daha fazla şey öğrenmiş olduk. Ama anladığım kadarıyla Sayın Bektaş hem sadece okuduklarıyla veya okuldaki elde ettiği bilgilerle değil, hayatı da doya doya yaşamış birisi. Ve bu birikimlerini de hem çevresine hem yaşatmış, hem çevresine ve eserlerine de yansıtmış. Ne mutlu ki ona sizler gibi değerli mimarlar için de rol model olmuş ve bugün onlardan bu anlamda bahsedebiliyoruz. Demek ki sorulara gelince belki yani mimarlar da bu dünyada tabii tek başlarına yaşamıyorlar. Çok farklı disiplinler var. Dolayısıyla bu dijital dünya tabii ki herkesin iş yapış modelini etkileyecek, mimarların etkileyecek ama biz sanayicilerin, üreticilerin veya bütün mesleklerin etkileyecek. Zaten bir dönüşüm olacağı da gözleniyor. Önümüzdeki yıllarda tabii bu dijital dünya daha çok hayatımıza girecek. Bu şu anda yaptığımız webinar da bunlardan işte bunların başlangıcını oluşturuyor. Geçen gün arkadaşlarıma da söyledim. Evvelden telefonla yaptığımız görüşmeleri artık görsel yapmaya başladık. Bu herhalde insanların birbirini görme arzusu, her ne kadar dokunamasak da ama görme arzusu devam ediyor. Bu değişim dediğim gibi bütün iş modellerimize de yansıyacak. Hatta ben bir de arkadaşlar ya bizim işte altyapımız, dijital altyapımız oldukça uygun. Artık hani yavaş yavaş biz de evden home office yapsak, bu kadar işte İstanbul trafiğinde vakit harcamasak, ya ben de eski köye yeni adetler mi getiriyorsunuz diye. Esasında biraz da inovasyon da böyle bir şey. Şu anda hakikaten en azından bu işler normale dönse bile belki iki gün yani home office üzerinden bütün iş yapış biçimlerimizi yeniden tanımlayabiliriz. Ben tekrar katılanlara, değerli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Ve inşallah bundan sonraki webinarlarımızda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, koronasız günler diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Teşekkürler. Katılımcılarımıza, Sayın Nevzat Bey'e, Hande'ye. Görüşmek üzere. Herkese görüşürüz. Günler. Hoşça kalın.